Sivil Engineer ailesi hepinize merhaba. Dün saçma sapan bir inşaat destek paketi açıklandı. Konut alımı destek paketi açıklandı. Uzun zamandır inşaat maliyetleriyle ilgili videolar hazırlıyorum. Sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Bir etkileşim içindeyiz. Bu konuyu takip ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakette 3 kısımdan oluşuyor. Birinci kısım, ilk defa konut alacak vatandaşlara 2 milyon liraya kadar aylık 0,99 faizle kredi destek paketi. İkincisi, müteahhitlere yönelik bir destek paketi. Mayıs ayı itibariyle inşaatın %40'ını tamamlamış olan müteahhitlere 20 milyar liralık bir paket açıklandı. Ve üçüncü kısımda da TOKİ'ye destek paketi var. O da 30 milyar lira civarında olması lazım. Yani bu paket tam bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Çünkü ev fiyatlarının fazla olmasının sebebi inşaat maliyetinin fazla olmasıdır. İnşaat maliyetleri fazla olduğu için müteahhitler yeni konut üretiminde isteksiz. Siz maliyetleri aşağı çekerseniz daha çok konut üretilir ve ev fiyatları ucuzlar. İnşaat maliyetlerini aşağı çekmenin en temel noktası ise enerji maliyetlerini aşağı çekmektedir. Enerji maliyetlerini aşağı çekerseniz otomatik olarak üretilen bütün ürünlerin fiyatları aşağı düşecek ve evin fiyatı da maliyeti de aşağı düşecektir. Bu yapılamadığı için, enerji maliyetleri aşağı düşürülemediği için bu şekilde bir paket düşünülmüş. Fakat bu paket görüldüğü gibi bütün vatandaşlara destek amacıyla değil, belirli bir kesime yönelik 2 milyon liraya kadar ilk defa ev alacak ve sıfır ev alacak kişilere. Zaten 2 milyon lira kredi çekip ödeyebilecek bir vatandaş, bunun 10 yıl vadeli, bunun geri ödemesi aylık 25 bin lira civarında oluyor. Aylık 25 bin lirayı ödeyebilecek bir insanın aylık geliri nereden baksanız 40 bin lira civarı olması lazım. Ki daha bu 25 bin liranın dışında temel harcamaları olacak. Aylık 40 bin lira, 50 bin lira geliri olan bir kişiye yönelik bir destek çok saçma oluyor. Bunun dışında Mayıs ayı itibariyle inşaatın %40'ı tamamlanmış projelere destek verilecek. 20 milyar lira çok büyük bir rakam. Bu destek neden çiftçiye verilmiyor? Bu destek neden sanayiciye verilmiyor da Mayıs ayı itibariyle %40'ı tamamlanmış olan müteahhitlere veriliyor? Niye bu rakam Mayıs ayı itibariyle %35'i tamamlanmış değil, %45 değil? Ya da yeni inşaata başlayacak projeler için değil de Mayıs ayı itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaatlar. Sanki böyle adrese teslim bir destekmiş hissi uyandırıyor insanda. Yani bu konuyla ilgili bir video çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu destek bizim vergilerimizle bütün 80 milyon, 90 milyon insanın vergileriyle yapılan bir destek. Bu aylık %1 dediğiniz zaman yıllık %12 faiz ediyor. Şu an enflasyon %70, %100, %40, %140 diyenler var. Bu aradaki 60 puanlık faiz farkını hazine ödeyecek. Bu krediler %10 faiz aylık %1, %12 diyelim, %15 yıllık faizle krediler verilecek. Aradaki farkı hazine ödeyecek. Hazine de vatandaşlardan topladığı vergilerle bunu ödeyecek. Düşünün, yani aylık 2 milyon kredi ödeyemeyecek bir insan, aylık 2 milyon kredi, düzeltiyorum, 2 milyon liralık ev alamayacak, bunun kredisini ödeyemeyecek bir insan niye kalkıp bu zengin kesim için bu kredi faizi farkını cebinden karşılamak zorunda kalıyor? Bu şeye benziyor. Geçmediğimiz köprüden para ödüyoruz ya. Alamayacağımız ev için, bizim olmayan ev için, başkasının alacağı bir ev için bizim cebimizden vergi alınacak.
Çok acı bir durum. Ve bu arzı arttırmadığı gibi talebi arttıracak. Ev fiyatları korkunç bir şekilde artacak önümüzdeki dönemlerde. Dolar fiyatı da ciddi bir şekilde artacak. Bu çünkü zaten hazine ciddi açıklar veriyor. Bu şekilde gevşek para politikasıyla tüm dünyanın sıkı para politikası uyguladığı bir ortamda biz iyice gevşek bir para politikası uygulayarak doların da yukarı artmasına sebep vereceğiz. Ben pek umutlu değilim seçime kadar. Bu paketi de yanlış bulduğumu söylüyorum. Siz de yorumlar kısmından kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hepinize saygılarımı sunuyorum.